Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hediye gelen ama bu içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçten dolayı paylaşamadığım güvercinler var. Onları göstermek istiyorum. Şu zaten hemen önde belli oluyordur. İki hafta önceydi işte. Depremden de bir hafta önce falandı galiba. Şu da bak çıkmış. Bir ihalede gurbetçimiz bunları almış. Maraş'tan almış bunlar da. Tesadüfe bakın. Kahramanmaraş'tan bu iki güvercini, bu göv fitilli, hem yanaklarının kenarı göv. Bakın arkadaşlar, maşallah çok güzel bir hayvan. Ayağı çok güzel, takımlı. Şöyle bir yandan, çok tatlı bir fitilli ve bu Orans Keşbir'i almış. Kendisine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada yurt dışından da çok yardım geldi arkadaşlar. Yani bu süreçte yurt içi kadar yurt dışından da çok fazla yardım geldi. Özellikle de bu, özellikle Hatay'dan olsun aldığımız dedenin güvercinleri olsun. Sonra Berat'ın güvercinlerini hep yurt dışındaki gurbetçilerimiz anında destek çıktılar. Hocam tamam biz aldık, sen gerisini hallet dediler. Ben de hızlı bir şekilde ailelere o yardımları ulaştırdım. Bunları paylaşmak istedim. Daha var. Yukarıda da bir kümese koyduğum birkaç güvercin daha var. Türünü dahi bilmiyorum arkadaşlar. Az sonra göstereceğim güvercinler de bir ihaleden alınmış yine. Bu seferki de depremzedelere yardım ihalesinden almış. Onlar hatta bayağı bir zorlandım çünkü daha depremin ikinci günüydü. O koşturmaca içerisinde gidip bir de otogardan onu aldım. Ama şimdi bir kere yola çıkmış kuşlar, mecburen olmaz, hayvan ölür yani. Şimdi bunları arkadaşlar, diğer kuşları da göstereyim. Bunların içerisinde de bu arada bir iki gün içinde kanatlarını açmaya başlayacağım. Sizce hangilerini açayım? 2-2-3-3 mi açayım? 10 tane şu. Yine Burak kardeşimizin Almanya'dan gönderdiği, bize aldığı, Ertuğrul Hoca'dan teslim aldığımız, bulduğumuz güvercinler hediye. Bu 10 tane renkli güvercinin nasıl yapayım? Nedir tavsiyeleriniz? Benim aklımdaki şöyle 3 tane, 4 tane bir açmak. Önce hangilerini açayım onu yazarsanız sevinirim. Bu yavrular dışarıda, gördüğünüz gibi bunları da böyle ufaktan kovalıyorum. Ufak ufak uçmaya başladılar yavrular. Şöyle bakın. Zaten bunu söylemiş birçok arkadaşımız. Ha bak geldi. Hocam demiş, senin kuşlarla bir tık daha iyi. Şu sarı kanat hatta böyle bayağı bir dün böyle bir tur attı buralarda. Diğerleri demiş uçanların hocalık yapar hocam. Bunlar dışarıda, bak şu biraz, bu aşağı düşebilir ha. Tamam, önce bunu açayım, bak şu bir, bak bu keşbir var. Şu keşbirin bir, çünkü bir tık kanadı gevşek olmuş, bu konargeye inip çıkabiliyor. Biri daha inip çıkıyor. Nerede o fitilli? Fitilli nerede arkadaşlar? Arkadaymış şu genç fitilli. Bizim Ertuğrul Hoca'dan aldıklarımızın içinde olan o. O da inip çıkabiliyor konargaya. Onu da bırakabiliriz. Bugün yarın bir ikisini açacağım. Şöyle bir konargaya insin çıksın. Sonra da video eşliğinde kovalayacağım. Bakalım neler yaşanacak. Evet. O ne ya? Bir tanesi niye ayrıldı arkadan? Bak. Siyah istir. Şu yukarı çıkmasaydı bir kere daha şu yavruları kovalayacaktım da. Neyse, şimdi o aşağı atar kendini. Ben en iyisi şu yukarıdaki diğer geleni, hediye güvercinleri göstereyim. Bak bak bak.
Siyah espri kalktı. Ya adamım sen niye? Gir. Gir. Aslında kapıyı açsam bir saniye. Bunlar giriyor sürünce arkadaşlar bak. Bunlar alıştılar bayağı bir. Ya yuvayı öğrendiler bak. Bakın giriyorlar. Hadi gir. Bak, maşallah bu yuvayı öğrendi artık. Hadi. Bak. Yavrular. Bak şimdi gördü diğerlerini bak. Bakın. Tamam. Şimdi gerçekten de çok tatlı bir güvercin. Özellikle de şu güvercini abimiz söylemedi. Dedi ki biri fitilli, birini söylemeyeceğim ama senin sevdiğin tarz dedi. Benim keşfir sevdiğimi biliyor. Bakın şöyle bir orans keşfir. Çok tatlı. Maşallah. Biri de şu. Bu bayağı ana çamma belli yani. Bakın arkadaşlar. Büyük yani. Şu genç. Şu bizim Ertuğrul Hoca'nın verdiği genç. Şunu söylemedi. Sana sürpriz olsun dedi. Sayın abim çok özür diliyorum. İsmini hatırlayamadım. Yani kafa bir dünya zaten. Halen tam kendimize gelmiş değiliz. Geldi mi bunlar? Cücükler. Cücükler. Kalkın bana cücükler. Kalk. Kalk. Şimdi hadi. Hadi abileriniz. Hadi. Allah Allah. Böyle kovalıyorum bunları. Arkadaşlar yavruları böyle ileri gidiyor geliyor. Dün şöyle bir iki tur attılar. Hatta şu sarı kanat ta karşı şu tellere gitti. Eyvah dedim ya. Aha kaybettik. Şerif ye. Yem bekliyorlar. Tabii bizim kuşlara da parlak oruyor. Şu diğerlerini bir göstereyim arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle damdaki eski yuvalarımızdan birine koyduk. Şu pazarda kardeşimizin bize hediye ettiği haştan sarı kırmızı. Şu balon değil mi arkadaşlar? Evet, balonun teki kalmış. Bakın kursağını şişirmiş. Şu niyen ikisi ne? Ben bunları hiç bilemedim arkadaşlar. Kumru gibi duruyor böyle. Bu nedir arkadaşlar? Ablam buraya yem verirken balonun birini kaçırmış. Çünkü bunlar 4 taneydi. Bakın çok belli bu balon. Ne balon diyorlar arkadaşlar. Bunun rengi ne? Çıbıklı mı? Bakın şöyle sırtı. Şunlar ne? Bunlar da kumru gibi. Göğsü böyle paslı gibi bu. Hiçbir bilgi sahibi değilim yani şu kuşlarla ilgili. Yavru, yavru olduğu belli. Şunu balon olduğunu bildim. Bu abimiz de yine yurt dışında. Kendisine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Dediğim gibi bu güvercinlerin türünü yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ablam böyle bir hata yapmış. Yani kapıyı diyor açtım içeri yem için girdim diyor. Kafamın üstünden kaçtı biri diyor. Dışarıda da ben göremedim. Bulamadık. Evet, diğer kuşlarımızın yanına gidip videomuzu orada sonlandıralım. Evet. Bu arada şunları da ufak ufak çıkartmaya başlayayım mı arkadaşlar? Şu arkadaş biraz kırgınlaşmış, dur onu alalım. Yerlerinin bir sıkıntısı yok da bunlar da bayağı büyümüş ya. Hay be, elimizden büyüttüğümüz miramaslar. Arkadaşa hemen müdahale edelim bak. Yeni fark ettim. Tadı yok onun. Ama bir şeyden korktular. Gençler. Bak. Sarı kanada bakın. Bak. Maşallah. 3. Biri nerede? Hangisi yok? Baştan sarı yok. Baştan sarı. Beraber uçuyor mu desem?
onlarla birlikte. Veya bir yere mi kondu? Hani maçlar sarı. Burada ama yok. Aha geldi. Allah Allah, börükten börük düştü mü? Bu baştan sarı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu hediyeleri gönderen gurbetçilerimize çok ama çok teşekkürlerimi sunuyorum. Dediğim gibi o balonu bildik. Öteki hangi tür? Sonra bunlardan hangilerinin kanatlarını açmaya başlayayım? Nasıl bunları bırakalım, karıştıralım? Her zaman olduğu gibi o değerli yorumlarınızı, desteğinizi esirgemeyin. Bugünlük videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şu kadar, görüşmek üzere. Hoşça kalın.